Kendi köyümde madene girdim. 3 sene çalıştım. 3 yıl. Emekli oldum. Tekrar buraya döndüm. Çocuklarım buradaydı zaten. Ben kendim gittiydim madene. 2007'de emekli oldum. Geriye döndüm. Geldim burada. Daha önce de 74-75'lerde Ermenek'te naraş denen bir ağaç var. O ağaçtan yapardım. Orada kaldı hepsi. Buraya geldim. Emekli olup geldikten sonra. Boş geziyoruz. Yunan birinde gördüm. Dedim ki ya ben bu işi yapar. Bu plastik atık toplama. Topladım. Nitekim becerdim de yaptım. İşte 2019'a kadar 2008, 9'dan 2010 10 sene sebetçiliği uğraştım. 10 sene sonra 2019'da felç geçirdim. Sağ yanım komple felçli. O yüzden bırakıverdim. Bıraktım. Arkadaşlar geliyor diyor ki ya bize birini yap ver, bize birini yap ver. Dayanamıyoruz arkadaşların şeyine. Hep sipariş bunlar. Yani öyle örüp depoya bir atıp veya millete götürüp satmak amaçlı değil yani benimki. Arkadaşlar geliyor öyle yap ver diyor. Ebatların ölçülerini veriyorlar bana. Ben onu öyle yapı veriyorum. Bu yaptığım çocuklar için. Oyuncak doldurmaya, ondan sonra mutfakta domates, ondan sonra öteberi koymaya, çocuklar işte oyuncak doldurmaya için. Büyüklerini yaptı, büyüklerin yapıyorum, büyükleri de arkadaşlar, işçiler tarlaya gittiği zaman termosunu, çayını, bardaklarını koyar, hiç kırılmadan getir götürürler. İşçilere, genellikle işçileri alıyorum. O yüzden bunlar küçük çocuklara yapıyor bunları. Sağlam oluyor o zaman bunlar. Tabii. Adam kumdaşıyor bunlarla. Kaç paraya yapıyorsunuz çantayı? Önceden 50-60 liraya yapardım. Şimdi bunları 50 liraya yapıyorum küçüklerini. Büyüklerin 100 liraya yapıyorum. O zaman burada vakit geçiriyorsunuz diyorsunuz. Ha, ben öyle yani hobi için yapıyorum bunu. Değerse şey desem para kazanma yoluna baksam tutarım buraya bir kişi. Burada günlük 10-15 tane çıkardım veya 5 tane çıkarttım mıydı? 500 lira yapar. 200 lirasını ona verdim, 300 lira kendime alır. Yani onu hesap etsen, o parayı hesap etsem öyle, ama biz hobi için yapıyoruz bunu. Arkadaşların hatırı kırılmasın.